kayıp nesilden mektuplar diye. Görüyor musun? Şimdi abi Evet. bu askerler, bu askerler de böyleyse acaba bu askerler kim için savaştı ya? Hadi biz vatan için savaştık, bunlar kim için savaştı? Evet. Hocam onların da kendilerine göre geçerli bir sebepleri vardır muhakkak. İşte o kitapları, bu kitabı okuyup ona göre anlamak lazım tabii ki. Kendi Yani temel çıkış noktaları neydi? Nasıl bir motivasyon, nasıl bir inançları vardı? Hocam, Uğur hocama merhaba dedik mi? merhaba Uğur hocam, geldiniz mi bilmiyorum. Bak, kitap görüyor musun abi? Hocam mikrofonu kapalı Uğur hocam. Ha. Hocam merhabalar, teşekkür ediyorum. Merhabalar hocam. Sizi gören Beklettik, zahmet cennettik. verdik. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Estağfurullah hocam. Serhat Her hocam, zaman. dünkü videoyu izledin mi? Yok, daha fırsatım olmadı ya. Ya hocam sen de var ya, Ama ne zaman ek sesimi. ne zaman bir şey göndersek fırsat olmuyor ya. Bu nasıl iş arkadaş ya? Hocam çok yoğunum bu aralar. Yani. O. İngilizce mi hocam, Türkçe mi? İngilizce abi. Bunun zaten Türkçesi, adam niye bassın ki? Kim okuyacak bunu? Var hocam, Pegasus yayınlarından çıktı Türkçesi. Öyle mi? Hiç haberim Tabii. yok. Ama Bu bence orijinal abi. İngilizcesini oku, sonra Türkçesine karşılaştırırsın. Abi bu şey, ben biliyorsun bak, kitap böyle. Yani kitap dedi böyle basılır. Adamlar önem veriyor. Orijinal baskı bu. Sana Evet. daha neler neler ya. Bende yabancı kitap çoktur. İstemediğin kadar. Evet, hocam bir açılış yapalım. Bugün eğitim ve sinema üzerine biraz konuşalım diyoruz. Evet. Kesinlikle eğitim ve sinemayı konuşalım bugün hocam. Şimdi Uğur hocam biraz Vallahi ben eğitimle sinemayı nasıl bağlayacağım bilmiyorum. hocam sen bize şöyle biraz eğitim tarihimizin temel kilometre taşlarından bahsetsen. Şöyle Osmanlı'nın o yükselme dönemindeki eğitim anlayışı nasıldı? Temel şeyleri neydi? Dinamikleri neydi? İşte bu 20. yüzyıla kadar nasıl bir gelişim dönüşüm içerisinde geldi? 20. yüzyıldaki gelişmeleri de Cumhuriyet'in ilk dönemleri ve 1950 ve öncesi şeklindeki şeye ayırırsak eğer. Böyle çok genel bir şekilde, hani çok böyle detayla, biz çünkü hani eğitim tarihi konuşmaya hani ne vaktimiz yeter burada ne de bu alanda belki okumalarımız da çok kapsayıcı olmayabilir. Ama şeyi bilebiliriz belki, genel esprisi, havası, atmosferi neydi dönemin? Bugüne nasıl bir miras bıraktı ve görsel, işitsel dünya bunu nasıl tartışıyor? Biraz böyle bir sinemaya da bağlayabilirsek verimli olur diye düşünüyorum açıkçası. Tamam. İlk önce kim başlayacak üstad? Ben mi başlayayım? Hocam evet, siz Ha. bilmek isteriz bu eğitimle ilgili temel Evet. paradigma neydi tarihsel Ben süreç hocam içerisinde? bölüyorum, kusura bakmayın da Menderes Hoca Tabii. bir açılış yaparsa eğer öyle başlasak olur mu? Tabii Veya ki, tabii ki. herhangi bir hocamız. Tamam. Ona Olur. göre Ben ben bir saniye kaydım. rica ederim, hemen başlayalım. Olur kardeşim, olur. Bir saniye. Peki, o zaman şu andan itibaren çekime girdik diyelim. Evet. Tamam. Ona göre jest mimiklerimize dikkat edelim. Ne güzel hocam. Evet. Kayıttaysanız ben hazırım kardeşim. Şimdi ben kayda başlamadan önce benim mesela göstermek istediğim bazı grafikler var. Burada sunuyu açıyorum. Oradan gösterebiliyorum, değil mi grafiği? Ekranı paylaş diyeceksin hocam. Ha, ekranı paylaş dediğimde gösterebiliyorum. Evet. Tamam. Ama hocam bak, dediğim gibi süremiz kısıtlı. Çok böyle genel felsefesini, esprisini vererekten gidersek biz kalan boş şey zamanda da kalan boşlukta da şeyi vereceğiz. Yani sinemalardan, filmlerden örnekler vererekten yani biraz da onun şeyi çekelim istiyoruz. Sinema tarafına çekelim diyoruz yani. Evet, Menderes hocam açılış yapacak. Evet, ben hazırım. Hazırsanız Evet hocam, buyurunuz. eğer. Şimdi herkese merhabalar. Bugün değerli hocam Uğur Tatlısumak var. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden. Kendisi alanında uzman olarak biliniyor. Tarih konularda oldukça yeterli ve bizi aydınlatıyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz başlangıç itibariyle. Yine Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesinden, gazetecilik bölümünden, çalışmaların gazete, sinema olan değerli hocamız.
Doktor Öğretim Üyesi Serhat Yetimoğlu var ve bendeniz de Menderes Aktaş. Değerli Serhat Hocam'la aynı fakültede beraber mesai harcıyoruz. Bugün sinema ve eğitim meselesini konuşacağız. Elbette ki bunu daha çok Türkiye bağlamında yapacağız. Yoksa zaten yarım saat süremizde Türkiye bağlamında bile eğitim ve sinema sorununu ya da eğitim ve sinema mevzunu anlatmak yeterli olmayacak. Onun için Türkiye, belki dünya ölçeğinde küçük birer örnek vereceğiz ama Türkiye ölçeğinde bunu değerlendireceğiz. Öncelikle Türk eğitim tarihi ile ilgili arka planı görmek için elbette ki geçmişi okuması yapmak gerekiyor. Bunun için de değerli hocam Uğur Tatlısuma örnek söz vermek gerekiyor. Acaba Cumhuriyet ilk yıllarından günümüze kadar eğitim temayüllerini, eğitim politikalarını, temel kırımları izah edebilir mi diye kendisine ricada bulunuyoruz. Buyurun Uğur Hocam. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Cumhuriyet'i anlamak için ilk önce tabii Osmanlı'dan devralınan bir bakiye var. Osmanlı'da eğitim anlayışı neydi? Aslında eğitim felsefesinin, eğitimin arkasındaki felsefe neydi? Onun üzerine birkaç cümle söyleyip birkaç grafikle Osmanlı'daki eğitim nasıl yüksekten aşağıya doğru grafik indi, neden indi? Bunun birkaç cümleyle temel sebebini ortaya koymaya çalışalım. Sonra Cumhuriyet'e geçelim. Oradan birkaç arka plandaki önemli şeyleri söyleyelim. Ve daha sonra konunun sinemayla ilgili olan tarafını ise sizlere, siz hocalarıma bırakayım. Ben kendi konumla ilgili olan taraftan birkaç cümle ifade etmek istiyorum. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Eğitim olarak işin etimolojisinden de biraz bahsetmek lazım. Şimdi eğitim kültürle direkt ilişkili bir kelime. Kültür kelimesi zaten malum ziraatla alakalı bir şeydir. Hani mesela siz işte kültür mantarı diyorsunuz, kültür mantarı. Veya agriculture, agriculture, değil mi? Yani bu anlamda onun kültürü. Veya mesela siz diyorsunuz ki sevgi kelimesi var mesela. Biz bunu birçok şeyimizi de İslam kültürü ve kaynağından alıyoruz. Bunun kelimesi mesela habbe kelimesidir, habib kelimesidir, muhibbi kelimesidir. Bu da sevgi. Bu sevgi kelimesinin kökü habbe, çekirdek demektir. Hububat da çekirdekten ileri gelir. Yani kök etimolojik olarak o. Evrenin, yaratılışın aslında bu anlamda çekirdeği sevgidir. Eğitimin temeli de bu anlamda da sevgiyle başlar. Tüm sevgi ve saygı birbiriyle iç içe kavramlardır zaten. Bir eğitimde sevgi ve saygı kendi içerisinde bir bütün oluşturduğu kadar siz sistemi başarılı bir şekilde ilerletebilirsiniz. Tabii bu işin içine eğitimin içerisine siyaset doğrudan ilişkilidir. İşte siyasetin girmesiyle beraber iktidarların tarihte eğitim, insan eğitimini tamamen kontrol altına almak istemeleriyle beraber işte bu noktada insanın yetişmesi böyle hür, vicdanı hür, aklı hür bir nesillerin meydana gelmesi yerine siyasi iktidarın güç sahiplerinin güdümünde bir eğitim politikasının da tarihte geliştiğini görüyoruz. Çünkü güce hükmedenler kendi tebalarının neye nasıl inanmaları gerektiğini de en iyi şekilde hangi araçla empoze ederler tarih boyunca, ta Roma'dan itibaren eğitimle şey yaparlar, enjekte ederler topluma. Çünkü istedikleri biçimde bir toplum da yaratmak da arzusundadırlar. Şimdi o dönemin tabii kitle iletişim araçlarının eğitimdeki en önemli şeyi nedir? İşte medreselerdi. Yani medreseler bu anlamda ikiye ayrılıyordu.
Direkt devletten maaş almayan ulema vardı, alimler vardı. Bir de geçimini sağlamak için devletten maaş alan ulema, alimler vardı ve bunlar işte medreselerin başında günümüzdeki üniversite hocalarıydı. Bunlar müfredatı belli bir şekilde belirlerdi. Ve ikisinin arasında da çok önemli farklar oluşurdu. Öğrenci çıktısı olarak, yani öğrenciyi bir çıktı olarak değerlendirirsek, bunu da bir fabrika olarak değerlendirirsek, farklı çıktılar söz konusu ve ortaya konulan eserler de buna göre farklılaşıyor. Şimdi İslam'da ise genelde bu anlamda Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda ilmiye sınıfının, yani öğretici sınıfının, birazcık daha açalım günümüzün tabiriyle, üniversitelerin bu anlamda aslında özel olmasını istiyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya nasıl? Yani çok basit, çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela gelir bir ülke fethedildiğinde oranın topraklarının beşte birini tamamen şeye veriyor. Yani bu anlamda yetime, yoksula verdiği gibi ulemaya veriyor. Yani bir ülkenin topraklarının, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının bu anlamda beşte biri. Buna işte humus deniliyor. Şimdi bu özgür bir gelir kaynağını elde eden ulemanın çok daha siyasi iktidarlardan bağımsız hareket etme imkanına kavuşur. Ancak bunu tarih boyunca İslam'ın saltanata tebettülüyle, dönüşmesiyle beraber zaten bu gelir kaynakları onların ellerinden tamamen alınmış. Onlara vakıflar icat edilmiş, vakıflar verilmiş. Yani siz bu çok önemli bir gelir kaynağını bırakın, biz size bunun yerine istediğimiz zaman sizin elinizden alabileceğimiz vakıflar tesis edelim. Şimdi bu açıdan baktığımızda aslında vakıflar, vakıf sistemi işte bir koca bir kavanoz baldan verilen bir parmak bal gibi bir şey. Aslında zarar. İşin bu tarafını bildiğimiz, yani öğrendiğimizde, keşfettiğimizde aslında zarar. Özgür bir aklın, özgür bir üniversitenin, özgür bir bilimin gelişmesi için pek iyi bir şey değil. Ama bu işin bu tarafını öğrenmezsek, gelişim sürecinin nasıl olduğunu, neden kaynaklandığını fark etmezsek, bunun fevkalade büyük bir kazanç olduğunu düşünebilirsiniz. Tabii nereden baktığınızla alakalı bir şey. Şimdi vakıf sistemi iktidarların, yani istediği zaman sistemi lağvedip geri alabildiği bir sistem. Yani vakıfları lağvedebiliyorlar. Onlar yani kendilerine tehdit olarak algılanabilecek, İslam tarihinde Emevilerde, Abbasilerde tehdit olarak algılanabilecek bir eğitim verildiğini gördüklerinde hemen vakfı lağvederek oradaki insanları aç susuz bırakarak kendi resmi paradigmalarına uygun öğrenci yetiştirebilmek için vakıf sistemi de bu çark içerisinde kullanıyorlar. Şimdi dolayısıyla ilk dönemlerde çok özgür bir, tamamen hatta siyasi iktidardan da maaş almak istemeyen, mesela İmam Ebu Hanife gibi büyük alimlerin şehit edildiğini, işkenceyle şehit edildiklerini. Çünkü İmam Ebu Hanife diyordu ki, eğer ben bilgiyi özellikle, yani bu zalim, o dönemin zalim yönetimlerini göstererek, eğer biz bunlardan maaş alırsam benim ürettiğim bilgi özgür olmayacak. Ve öğrencilerini de bu anlamda da tavsiye ediyordu ve gelir kaynaklarını doğrudan halktan temin edilmesi gerektiğini ve özellikle önemli bir şekilde humus gelirlerinin ise tamamen kendilerinin anlamda ait olduğunu. Çünkü el ulema varasetül enbiya, alimler peygamberlerin de bu anlamda da varisçileridir. Bu gücün ve imkanın tamamen dönemin siyasi gücüne verilmemesi gerektiğini, çünkü özgür bir
İslami düşüncenin ancak bu şekilde gelişebileceğini düşünüyorlardı ve bunu o kadar çok önemsiyorlardı ki eğer biz bu büyük gücü kaptırır, zaten kaptırmışız ama bir de sarayın bu anlamda o dönemdeki Emevi saraylarının kontrolü altına girdiğimizde bizim vereceğimiz fetvalar onların istedikleri gibi olacak. Düşüncelerimizi onlar belirleyecek. Dolayısıyla özgür tüm insanlığın ihtiyaçlarına hitap edebilecek bir kavram, bir konumda olamayacağız. Kendimizi dar alanda hapsedeceğiz. Aklımızın ve bir İslam medeniyetinin belki de asırlar boyunca insanlığa hitap edebilecek bir medeniyetin, bir hukukun, bir siyaset nazariyesinin, bir İslam iktisat nazariyesinin gelişmesine engel olacağız diye düşünüyorlardı. Şimdi ben bununla ilgili buraları çok hızlı geçeceğim. Vaktimiz de sınırlı. Bir Osmanlı'daki üretilen eserlerin ne kadarının akli, ne kadarının işte haşiye tarzında. Haşiye tarzı demek şudur. Yani açıklama. Mesela birisi bir eser yazıyor. Mesela Mevlana'nın Mesnevisini işte Mesnevi'yi Mevlana yazdı. İşte Mevlana'nın Mesnevisini biri çıkıyor, açıklıyor. Şerh ediyor. Sonra biri çıkıyor diyor ki efendim o şerh uygun olmadı. Şerhinin tekrar şerhini yapalım. Sonra biri daha çıkıyor şerhinin şerhini yapalım ama hiç kimse bir Mevlana'nın yazdığı Mesnevi'den farklı olarak farklı bir eser, orijinallikte eser yazmıyor. Hep böyle taklit. Ve her yazılan eserden dolayı şerh de olsa, şerhinin şerhi de olsa sultanın yanına o eseri götürdüğünde sultan ona altınla işte ilgili dönemin para birimiyle gümüşlerle onu şey yapıyor, taltif ediyor. Yani burada bir şey orijinal bir fikrin üretilip üretilmemesi hiç önemli değil. Siz sadece yönetimin yaptıklarını bu anlamda meşrulaştırın. Kendi kulvarınız var. Yani gidin işte halkın maneviyatıyla ilgili alanlarda onların yetişmesini yani maneviyatını güçlendirin. Ancak efendim bu ülke toprakları İslamiyet'e göre İslam'ın mülk esası nedir? İslam'ın bir siyaset nazariyesi nedir? İslam'ın kendisine özgü bir eğitim modeli nedir diye orijinal eserler yazamazlar. Çünkü yazdıkları anda sıkıntıya girerler. O yüzden aslında bu aklın da bir tahakkümüdür. Yani aslında ulemaya hükmeden bu anlamda onların maaşına para geçim kaynaklarına hükmeden güç aynı zamanda nasıl bir aklın toplumda hakim olacağını da hükmediyor. Akla da hükmediyorlar. Şimdi bu noktayı Hocam, nazardan baktığımızda siz devam edin de bir şey ekleyeyim ben. Dolayısıyla siz Cumhuriyet dönemine gelene kadarki süreçte ezberci ve eğitim modelinin çoğunlukla hakim olduğundan bahsediyorsunuz, değil mi? evet, aynen öyle. Ezberci ve nakilci. Yani aslında bunun çok böyle... Bir önceki çalışmayı açıklayan. Evet, Evet. yani burada yeni bir şey ortaya koyan, yeni bir şey söyleyen değil, özgün olarak değil mi? Araştırma yapan, veri toplayan, hani buna göre bir şey yok. Bir yöntem yok yani Cumhuriyet gelene kadarki dönemde genel olarak böyle bir karakteristik var herhalde, değil mi? Osmanlı tarihinin Evet hocam. eğitim meselesinde. Evet hocam. Şimdi hocam slaytta hafif bir ses var. Ben o sesi kısmak için size ses gelmemesi için şey yapacağım ama şimdi Osmanlı Devleti'nde güç terazisi hilafetin Osmanlı'ya geçişinden sonra işte rejim tipinin oluştuğu denge noktası. Bakın ulema ikiye ayrılıyor. Resmi ulema. Fatih dönemiyle beraber yapılan sahn-ı saman medreseleri ulemayı resmi ulema hüviyetine sokmuştur. Çünkü ulemanın kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu noktada gayri resmi doğrudan halktan geçimini sağlayan ulemayı terazinin öbür tarafına koyuyoruz. Tekke de bu noktada
doğrudan devletten bir maaş da almıyor. Dolayısıyla Osmanlı'da böyle bir siyasi yapılanma güç terazisi var. Şimdi Osmanlı Devleti'nin eğitim modelinin yaptığı kalkınma modelinde ulemanın bulunduğu nokta çark burası. Adalet ve padişahın patrimonyal devlet idaresi. Bütün güç buradan kaynaklanıyor. Şu padişah ve patrimonyal devlet idaresi. Reaya halk da sistem toprağı işletiyor, mülkü işletiyor. Daha sonra o orduyu, daha sonra oradan alınan imkanlarla ulema şeriatı, adaleti ve toplumdaki milli eğitimi, adaleti, hatta maliyeyi de o dönemde ulema bu anlamda kontrol ediyor. Ve zaman zaman ulemayla devlet idaresi arasında ciddi çatışmalar, fikri ayrılıklar ortaya çıkıyor. Çünkü bu anlamda padişah ve otoritesi doğu tipi sekülerleşmeyi ifade ederken maaş sistemiyle de sisteme bağlanan ulema da bu anlamda kontrol edilmiş bir Şimdi sistem ben oluyor. Şimdi küçük bir araya gireceğim değerli Serhat Hocam. Biliyorsunuz ki Cüneyt Arkın'ın oynamış olduğu Öğretmen Kemal diye bir film var. Oldukça güzel bir filmdir, tavsiye ederim. Baktınız mı bilmiyorum. Bu Cumhuriyet'in ilk yıllarında işte Kurtuluş Savaşı yıllarında savaşa katılmış bir gazinin daha sonra bir öğretmen olarak bir köye işte gönderilmesini ve burada yaşadıklarını aktarıyor. Orada köy ağasıyla yaşadıkları sorun, köylülerle yaşadığı sıkıntı ve aynı zamanda dağdaki eşkıyayla bir sıkıntı var. Unutmayalım ki eşkıyalık o dönemde, yani Osmanlı döneminde değil, Cumhuriyet ilk yıllarında da ciddi sorundu. Hatta Cumhuriyet'in işte Cumhurbaşkanı neydi? Erzurumlu bir Cumhurbaşkanımız vardı. Fahri Kortürk'ten önceki ismini bir anda aklımdan çıktı. Bu Cumhurbaşkanı evet Erzurumludur. Erzurum'a bir ara tayini çıkıyor. Tabii ki karayoluyla gitmiyorlar. Önce gemiyle İstanbul üzerinden Trabzon'a, Trabzon'dan da Erzurum'a geçiyorlar. Hatta Erzurum'dan işte gideceği yere gece gitmeyin diye oradaki komutanlar uyarıyor görev yerine. Çünkü yolda eşkıya var, soyabilirler diyor. Tarih 1930'lu yılları gösteriyor. Yani Cumhuriyet'in ilk yılları. Yani o filmde Öğretmen Kemal'de bunları görebiliriz. Ya, aynı zamanda o Öğretmen Kemal filminde işte o devlet ideolojisinin ya da o günkü Cumhuriyet ideolojisinin köylüye ne vermek istediğini de açıkça görebiliriz. Şunu unutmayalım ki nasıl Cumhuriyet ilk kurulduğunda az önce eşkıyalık olaylarından bahsettim. Evet Ege'de eşkıyalık bitti. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra. Osmanlı'nın son dönemindeki biliyorsunuz Ege'de ciddi bir eşkıyalık söz konusuydu. Ancak bu Doğu Anadolu'da bunları biz terör eylemi diyemiyoruz ama eşkıyalık özellikle dağlık bölgelerde uzun süre devam etti. Terörden farklı bir eğilim yani bu. Devam edelim. Dolayısıyla devlet evet ciddi anlamda bazı şeyleri kontrol etmek istiyor, istemektedir. Nitekim de Osmanlı coğrafyasına baktığımızda çok geniş bir coğrafya olduğunu, bazı coğrafi bölgelerin ise kontrol edilemez olduğunu, şeklen Osmanlı kontrolü var. Evet, çöl var, işte dağlık bölgeler var. Dolayısıyla burada örneğin Toroslar her zaman Osmanlı'nın egemenliğinde kalmış bir topraktır. İşte Güney Anadolu. Ancak Toroslar'daki dağları Osmanlı Devleti ne kadar kontrol etmektedir? Ya da Osmanlı'nın eğitim ideolojisi oralara ulaşmakta mıdır? Bununla ilgili ciddi sıkıntılar var. Orada biz eğitimi, halkın kendi kendine eğitimi şeklinde dervişlerin, Alperen'den devreye girdiği, gezgin seyyahların devreye girdiği ve kendi kendine bir eğitim sürecinden bahsedebiliriz. Dolayısıyla buralarda devletin eğitim ideolojisinin zayıfladığını açıkça görebiliriz. Nitekim de Yani hocam mesela orada şey var işte, mesela Hadimi, Muhammed Hadimi diye birisi. Kendisi aslında Mecelle'nin temelini atmış birisidir. Genellikle hep Cevdet Paşa bilinir. Mecelle heyetinin başkanı olarak. Ancak Ebu'l-Ula Mardini'nin, hatta Şerif Mardini'nin de akrabasıdır.
Hadimli, Konya Hadimli işte o Toroslardaki o aslında bir kıyıda Osmanlı'nın da bir sürgün dönemi olan o ilçe mesela çok önemli bir hukuk kitabı yazan bir kişinin inkişafı vardır orada, ortaya çıkması vardır. Yani dolayısıyla Toroslardaki eğitim dediğiniz gibi merkezi yönetimin pek de kontrol edebildiği bir alan değil. Ancak tabi alaylı olan bu eğitim geçimini halktan sağlamakta ancak kurumsallaşamadığı için kendi içerisinde, çünkü kendi içinde kurumsallaşmasına da izin verilmiyor. Çok lokal dar alanlarda kalan bir başarı elde edilebiliyor taşralarda. Ama merkezde ise maaş sistemine geçiliyor. Maaş sisteminde ise ilk dönemlerde Fatih döneminde Sahn-ı Saman medreseleriyle Fatih çok önemli büyük dünyaca o dönemdeki işte Ziç, astronom bilgin Ziç, efendim Ali Kuşçu işte matematikte hepsini alıyor. Çok büyük miktarlarda paralar getirip medreselerin başına koyuyor. Fakat medrese sisteminde bir sıkıntı var. O da şu. Tamam, siz bunları getirdiniz. Fatih döneminde belli bir başarı ve ivme de kazanılıyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Şimdi Ali Kuşçu orada bulunan 100 tane müderristen sadece bir kişi. Ama 99'u farklı bir sistem uygulanıyor. Şöyle ki bir müderrisin günlük maaşı, şey aylık maaşı yaklaşık 500 akçedir. 500 akçe. Fakat eğer bu müderris siyasi iktidara çok yakın durur, kendisini bir yere kadı tayin ettirirse aylık maaşı 500 akçe değil, günlük maaşı 500 akçe olur. Yani onun 30 kat çok daha fazla bir gelir elde ediyor. Şimdi insanlar şunu sormak soruyor kendilerine. Yani diyorlar ki biz neden siyasi yönetimin dediğini hep olumlamayalım? Onun dediğini olumlayalım. Medresede ilimle uğraşmak yerine kendimize bir görev aldıralım. Şu andaki maaşımızın 30 katı, 50 katı çok daha fazla büyük bir gelir elde edelim. Şimdi bu sebeple san müderrislerinin mesela geldikleri şeyler var. Sosyal taban var. Ve belli bir süre sonra bu ulema da kendi içerisinde bir kast oluşturuyor. Yani halktan gelenler azalıyor ve genellikle hep beşik ulemalı dediğimiz işte alimin çocuğu alimdir. Hiçbir şey bilmese bile sınıflara çok hızlı bir şekilde geçiriliyor. İşte Kanuni döneminde hocazadeler kanunu çıkartılıyor. Hocazadeler demek hoca çocukları. Başkalarının geçtiği zorlu sınavlardan bunların geçmesine gerek yok. Bunlar çok küçük yaşta bir yere kadı olarak pat diye atanıyor. Çünkü sınavlardan geçmemiş. Bunlara sınavsız geçme hakkı tanınıyor. Hocazadeler kanunu. Şimdi buradan şuradaki grafikte san müderrislerinin idari göreve geçenler var. Bakın görüyorsunuz. Hiç kimse müderrislikte kalmak istemiyor. Herkes hemen bir idari görevi. Yani niye bilgiyle uğraşsın ki? Yani karşıda 30 kat, 40 kat daha fazla maaş varken niye geçimini işte normal şartlarda geçindirecek bir aylıkla kendini yapsın? Ne gerek var? Bilgiyle uğraşmaya ne gerek var? Değil mi? Gerek yok yani. Efendim, daha Bu sonra Osmanlı'daki eğitim sisteminin çürümesinin de sebebi mi hocam aynı zamanda? Tabii evet. ki. Aynen o şekilde. Şimdi de çok farklı da değil. Yani artık çok fazla bir şey demek istemiyorum. Şimdi mesela
Burada San Müderris dinden idari görev geçenler dedik. 1470 ve 1750 yılları arasında eser telif eden San Müderrisleri var. Şimdi gördüğünüz gibi 1470 ve 1600 arasında, yani başına kadar, yani 1500'lü yıllar aslında burası. 1500'lü yıllarda gördüğünüz gibi yine eser telif edenler %40, ulemanın %40'ı eser telif ediyor. %60'ı ise yine o dönemlerde bile bir şey yapmıyor. %40'ı eser telif etmiş. 1600-1700'lü yıllara vardığımızda ise telifatta bulunmayanlar %90. Telifatta bulunanlar ise yaklaşık %9,3. %9. Sadece %9'u. 1750, bir 50 yıl sonrasında ise bu daha da düşüyor, %6'ya. Yani %94'ü hiçbir şey telifatta bulunmuyor. Pekala, telifatta bulunan eserlerin, incelenen 1343 eserin acaba ne kadarı akli nitelikli eser, ne kadarı nakli, ne kadarı biraz önceki söylediğimiz gibi şerh ve haşiye tarzında eserler? Bunlara baktığımızda nakli eserlerin, yani nakli demek aslında bir orijinal değildir arkadaşlar. Yani birisi bir şeyi Duyuyor, tevatür ediyor, kaydediyor işte. Tevatür ediyor, kaydediyor, kayıtçılık yapılıyor. Ama bir de şu da var. Tevatür edileni de tekrar istinsah da ediyorlar. Yani onu tekrar yazıp tekrar da çoğaltıyorlar. Bunu da nakli eser olarak. Yani mesela adam Buhari kendisinden, atıyorum, 500 yıl önce, 1000 yıl önce yazılmış. Adam tekrar Buhari'yi yazıyor. Kaybolmasın, bilmem ne. İşte ben Buhari'ye yazdım. Buhari'nin popülaritesinden de yararlanıyor hocam böylelikle. Yani evet, aynen, Buhari'nin kopya. yanında ismi görünecek ya. Tabii, Oradan da kopyala böyle bir popülarite yapıştır. elde Yani kopyala edilir. yapıştır, kopyala O yapıştır. zaman 1000 yıl hocam kopyala yapıştır sistemiyle aslında buralara gelmişiz yani. Yani çok güçlü bir gelenek var. Çok güçlü bir kültür oluşmuş yani. Bu kültürün yok edilmesi, bu kültürün tartışmaya açılması bile bir başlı başına bir mesele olmuş yani. Yani evet, Hala bile tartışılmıyor yani. kopyala yapıştırın tek artısı, iyi ki kopyalamışız ki bazı eserler günümüze gelmiş. Şimdi pekala, akli nitelikli eser ne kadar? Sadece 36 tanesi. Yani 1343 eserin içerisinde sadece 36 tanesi akli nitelikli eser. Yani Araştırma eseri yani. akli nitelikli. Araştırma, evet. Evet, Felsefi yani araştırma, evet. orijinal anlamda bir eser. Şimdi siz 36'yı 1343'e bir bölün. Hocam yüzde kaç ediyor bilmiyorum yani. Hocam bugün de böyle istatistikler var mı? Bunların şey çalışması size mi ait? Yoksa bunları grafikleri Hocam nasıl araştırılıyor grafikler, mu? hocam bunlar bana aittir hocam. Bunlar bana aittir. Tamam. Şimdi Bayağı nitelikli bir çalışma. yani evet. kalkıp şey dememek lazım yani Osmanlı ya hain Avrupa'yı yıktı bizi işte sürekli savaşlarda ve savaş kaybettik ama aslında temel dinamikler işteki bu çürümüşlük. Bir de en önemlisi biliyorsunuz ki Osmanlı'da kalemiye sınıfı var. Kalemiye sınıfı bizim memurlar yani bürokratlar. Bunlar ne yaparlar? Evrak çoğaltırlar. Yani kopyalama işi yaparlar. İşi budur yani. Garipsenecek bir şey yok bunda. Tabii, yani mesela şimdi orijinal anlamda üretilmiş hiçbir teori yok. Bakın, hiçbir orijinal anlamda bir yönetim teorisi yok. Siyaset teorisi yok. Hiçbir anlamda orijinal bir iktisat teorisi, asla bu alanlara, ulemanın bu alanlara girmesine müsaade etmemişler. Ulemaya demişler ki git, senin en iyi yapacağın şey git orada bir hasbelkader kontrol altında bir tekke kur, git gelen halkın efendim dertleriyle, sorunlarıyla, manevi şeyleri varsa git onları işte zikirle vesaire bir nevi rahatlat. Yani ulemayı bu anlamda rahatlatıcı bir unsur olarak görmüşler. Yani bir narkoz gibi görmüşler. Yani topluma değer üreten, akıl üreten, fikir üreten, orijinal şeyler üreten, bu şeylere göre yönetim kendisini yenileyen bir tarz ve şekil asla yok. Çünkü neden? Çünkü ülkenin bütün toprakları zaten padişah ve ailesinin toprağı. Güç o kontrol. Yani sistemin tek şeyi
Bu büyük devleti aliyenin her ne şey şekilde olursa olsun yıkılmaması ve devamı. Çünkü barış ve huzuru da getiren o. Şimdi tabii bu anlamda yeni fikirlerin, yeni düşüncelerin değil, statükonun hakim olması anlayışını doğuruyor. Çünkü Yani gücü paylaşamıyorlar. bu arada tabii konumuz sinema. Serhat Hocam birazdan size söz vereyim. Evet, Yani ben şurada birkaç şeyi daha şey yapıp vereyim, onu sana hemen vereyim. evet hocam. Bakın gördüğünüz gibi Şeyhülislamların efendim değişim oranları var. Mesela şurada 1700-1800'lü yıllar arasında azledilen Şeyhülislamlarındaki artış zilveye Hoşnutluk için çıkıyor. mi hocam? Zilveye çıkıyor. Evet. Ben sonra söz hakkı verirseniz ben devam edebilirim. Şimdilik bu Şimdi bu kadar. arada azledilen dediniz. Yani demek ki azil olayları, görevden alma olayları, istikrarsızlık, bir sürü şey aynı zamanda bu çürümüşlüğün işareti oluyor. İşte arkamda bir kitap var mesela Alex Ferguson, bu adam 25 yıl Manchester United'da teknik direktörlük yapıyor. Yani İstikrar. istikrar, başarı varsa adamı koruyorlar yani. Onunla iyi geçinmek, geçinmemek çok önemli değil. Neyse uzatmayayım. Ben Uğur Hocam'ın dediklerinden aslında ilmiye sınıfının tamamen kalemiyeye dönüştüğünü algılıyorum. Yani kalemiyeden farkı sanki kalmamış. Ya tabii Evet bürokrasiye memur. hocam, tamamen Memur akademisyen değil mi? bürokrasiye doğru dönüşmüş, evet. Evet, bu arada Ama hocam, siz, evet buyurun. Serhat Hocam sözü tekrar size vereceğim ama konu sinema olduğu için biliyorsunuz ki özellikle 70 ile 80 hatta 90 arasında sinemada, Türk sinemasında yani bu kopyalanma bence bunların hani biz unutsak dahi zamanla bu yaşam biçimi bizim herhalde toplum olarak genlerimizi işliyor bir biçim haline geliyor yani yaşam biçimi. Normalleşme yani normal olarak algılıyoruz her şeyi artık yani şerh eserde bulunmak, telif eserde bulunmak falan filan bir sürü yapar işte tevatür eserde bulunmak o onu demiş bu bunu demiş diye alt alta yazmak orijinal araştırma Bugün de yapmak aynı şey hocam. işte Değişen bir şey yok ki. sinemada da 70 ile 90 arasında biz yani Batı'nın kopyası bir sürü film ama çok kötü kopyaları bari güzel kopya yapsalar yani. Çok kötü kopyalarını görüyoruz. Demek ki aslında bunların bu kopyalama geleneği ta yani 1600'e 1500'lere kadar gidiyor. Bu gerçekten de Türk sineması adına utanılacak bir şey ama aslında bir doğal bir sonuç gibi de geldi bana sanki. Uğur hocamın. Hocam parantez olsun. Bu Cem Kaya'nın belgeselinden bahsediyorsun herhalde. Remix Ripoff diye bu Almanya'da yaşayan bir Türk yönetmen var. Evet. Onun Türk sinemasında kopyalama kültürü diye bir belgesel çalışması var. Buradan hatırlatmış olalım. Merak edenler izlesin. Yani o kopyalama kültürünün ne boyutlara ulaştığını, yani eserlerin, senaryoların, yani filmlerin senaryolarının tamamen Batı literatürüne dayandırılması ve oradan sadece tek bir eser değil birçok eseri alarak harmanlayıp böyle bir alamaç bulamaç yapıp işte müziklerini başka filmlerden işte çok değişik filmlerden görüntülerini de aktarılarak yani bir yamalı bohça şeklinde sunulduğu bir piyasa söz konusu. Dolayısıyla hiçbir emek yok, hiçbir orijinallik yok, hiçbir özgünlük yok. Tamamen Batı'da üretilmiş özgün eserlerin işte kiminin müziğini, kiminin senaryosunu, kiminin görüntülerini kullanarak filmler yapmışız yani. Evet. Serhat Hocam, Türk sinemasında eğitim filmi deyince aklımıza sadece birkaç tane öğretmen kökenli film var. Yani öğretmeni anlatan film. Niçin eğitim konulu ya da eğitim tarihiyle ilgili pek film yok piyasada? Ne dersiniz bu Hocam konuda? Osmanlı'nın eğitim sistemini bu anlamda değerlendiren, konu edilen filmi de mesela yok. Yani şimdi Uğur Hocam'ın anlattıklarını ben mesela sinemaya baktığımda göremiyorum yani. Ama geçen gün bir film dikkatimi çekti. Oxford Üniversitesi'nin tarihini anlatıyor. Bu Oxford Sözlüğü var ya hocam. Onun yapılış hikayesini konu edinen bir film mesela. Yani bir Britanya tarihinden bir eğitim kurumunun hikayesine odaklanıyoruz. Kurgu film mi? Sizin bahsettiğiniz belgesel film mi, kurgu film mi? Yok yok hocam kurgusal film. Oo, vallahi iyi yani ben şaşkınım bu anlamda. Yani bizde işte maalesef ki sinemada siz az önce Oxford'dan bahsettiniz. Yani tüzel kişilik tabii ki. Tüzel kişiliklerin de hikaye edildiği yani örnekler oldukça az hatta hiç yok denebilir. Baya mesafe almamız gerekiyor.
Bu anlamda işimiz çok zor gerçekten. Hocam, Türk sinemasına baktığımızda yani eğitim meselesi nasıl genel olarak ele alınıyor? Yani bu konuda mesela dikkatinizi çeken temel argümanlar nedir Türk sinemasına baktığımızda? Neler söylemek istersiniz söyleyin. Mesela Çalıkuşu filmleri var. Biraz önce Öğretmen Kemal filmi dediğimiz Hababam Sınıfları 1960'larda. Mesela ben bir bununla ilgili şöyle bir yazı çizilen şeylere bir baktım. Mesela 1965'te Sevgili Öğretmenim diye Ülkü Erakalın'ın yapmış olduğu bir film var. Çıt Kırıldım, Nuri Ergün'ün, Çalıkuşu, Osman Fahit Seden'in yine yönetmen olarak yapmış oldu. 68'de Paydus adlı film, Hababam Sınıfı serileri Ertem Eğilmez'in dikkatimizi çekiyor. Yine Kemal Sunal'ın oynadığı Öğretmen filmi, işte Kızlar Sınıfı Ümit Efekan'ın, bunlar işte son dönemde özellikle popüler korku sinemasıyla biraz daha böyle gerilim ve psikoloji taraflarının ön plana çıkan filmler arasında Bana Şans Dile, Okul, işte Sınav, Çılgın Dershane gibi filmlerle bir eğitim ne diyelim değerlendirmesinin Türk sinemasında söz sahibi olduğunu görüyoruz. Ama bunların hiçbiri Batı'da örneklerini görmüş olduğumuz sinema filmleri gibi yani işte idealist öğretmen, idealist okul, idealist eğitim sistemini masaya yatıran şeyler değil. Yani daha çok sistemin aksaklıklarının işte ya psikolojik yansımalarını ya komik taraflarını dikkate almak suretiyle bir yansıma yapıyor. Yani biz burada temel bu işin hani derininde ne yatıyor, problem nerede, daha bir sosyolojik, daha toplumcu bir bakış açısını maalesef eğitim filmlerinde pek göremiyoruz. Benim izlediğim filmlerden yola çıkarak elde ettiğim şey bu, genel değerlendirme. Çılgın Dershane gibi son dönemde yapılan o filmleri ben bir defa eğitim filmi falan kabul etmiyorum. Hocam, bu konuda kusura bakmayın, size de katılmıyorum. Ha, çekildiği mekanlar ya da öğrenci konu alıyormuş, öğretmen varmış falan. Hocam Sadece bu bir sembol. Yani bunun gibi o kadar çok film var ki şu anda da halen dizilerde falan da oynamaya başlayan yeni tip şeyler var. şimdi Çalışmalar var. Türkiye'deki eğitim bunlar sadece izlenci zevkine dönük kurgulanmış şeyler. Yoksa eğitim falan konu edinmiyor zaten. Neyini anlatıyor ki eğitimin? Şimdi şeye gelelim. Bu aslında sinemada eğitimle ilgili birkaçta ciddi örnek var ama bunlarla ilgili de belki sansür kurullarından kaynaklanan bazı problemler var. Yani vermek istediği mesajı vermiyor. Mesela işte Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı romanı aslında Sansüre 1970, uğramış. tabii ki 1970'lerde, bakın bu önemli bir şey. 1970'lerde biliyorsunuz ki Türk eğitiminde ciddi kırılma meydana geldi. Nedir o? Çok fazla siyasi istikrarsızlık var. Gelen iktidarlar da çok hızlı bir şekilde ne yapmaya çalıştılar? İşte bürokrasiyi kendi yandaşlarıyla donatmaya çalıştılar. Örneğin öğretmenler arasında kavga gürültü arttı. Bazı öğretmenler bulunduğu görevlerinden ayrıldı. Kimileri cinayete kurban gitti. Bir sürü şey söyleyebiliriz. Bu arada çok ilginçtir. 3 ayda öğretmen yetiştirildi. Bunu daha önce de söyledi defalarca. Ve bu öğretmenler de atama esnasında ya da kurs esnasında yani katılacakları seminer esnasında parti teşkilatlarından referansla geldiler. Yani işin bu kadar cılkı çıkmıştı. Dolayısıyla böyle bir ortamda eğitim ne oldu? Artık öğrenciler ya da aileler okullarda istediğini bulamamaya başladılar. Ama onlar için bir gelecek arayışı söz konusuydu. Bundan dolayı özel okullar ortaya çıktı. Mesela dershaneler ilk kez ortaya çıktı. Dershaneler. Bunun adı şu anda biz dershane kapat diyoruz ama bu sefer özel öğretim, kişisel gelişim kursu adı altında aynen devam ediyor. Dolayısıyla Rıfat Ilgaz aslında bu Hababam sınıfında eğitim sisteminin yani özel bir okulda geçiyor aslında o. Öğrencilerin ne kadar böyle lakayt olduğunu, işte öğretmenleriyle nasıl dalga geçtiğini, eğitimin nasıl özelleştirildiğini anlatıyor. Öğrencinin nasıl müşteriye döndüğünü. Öğrencinin de nasıl müşteriye döndüğünü anlatıyor. Ancak şöyle bir olay da var. Bu çok önemli bir şey. Aslında filmin sonunda biz baktığımızda verdiği mesaj da yok. Yani bir önermesi de yok filmin. Yani tamam arkadaşlar ne oluyor? En sonunda işte bu neydi? Müdür, okulun müdürü, müdür yardımcısı. Neydi o usta oyuncunun adı? Okulun müdür yardımcısı. Müdür Müdür Özkul. Özkul. Evet, Münir Özkul'un oynadığı işte müdür yardımcısı karakterinde veli toplantısı yapılıyor. Orada velilere fırça atılıyor. İşte iyi iyi
şey yoktur. Kötü öğrenci yoktur. Siz çocuklara da ne kadar çok ilgilendiniz ki diyor yani. Çocuklar başarısız ya. Yani oradaki sorumluluğu alıyor komple şeyin üzerine atıyor. Velilerin üzerine atıyor. Devlet nerede? Siyaset nerede burada? Şey nerede? Yok yani. Anlatabiliyor muyum? Filmin yani bir o oradaki eğitim sisteminin felç olmasının bir siyasetin bir anlayışın bir sonucu olduğunun olduğu ortada ama filmde bununla ilgili hiçbir vurgu yok. Ve sonuçta verilen mesaj da şu. Öğrenciden ey veriler siz sorumlusunuz. Yani öğrencide ben sorumluyum. Öyle mi yani? Sadece veri olarak ben mi sorumluyum? Yani bunu niye yaptı? Bunu işte sansür kurullarında sansür yememek için yaptılar. Sonuç itibariyle aslında o ciddi bir sorun bile ciddi bir sorun. Yani o eğitimin ticarileşmesi, eğitimin özelleşmesi, öğrencilerin tamamen beklentisiz şekilde okula gitmesi, lakaytlığı, kendini yetiştirmeme üzere kendine kurgulanması, sadece eğlenceye dökmesi işi belki 90'lardaki eğlence kültürüne bir işaretti ama hiçbir önermesi yoktu yani filmin. Böyle bir ciddi bir sorun önermesi olarak bitiyordu filmde. Yani hocamın dediği gibi orada da güç devreye girmişti. Yani sinema yine kontrol altında sınırlı bir şekilde izleyicisiyle buluşmuştu. Biz bugün de hala... Hocam kültür, sanat, eğitim her zaman kontrol altındadır. Yani bunlar boş bırakılan alanlar değildi. Yani bunlar hani içine politika girmesini istemediğimiz alanlardır. Yani çok böyle humanist, çok felsefi, daha böyle insancıl bir tutum da bu mekanizmaların işletilmesi meselesi hep gündeme geliyor ama maalesef tarihin hiçbir döneminde ne Osmanlılar'da ne Türk Cumhuriyet döneminde ne de başka ülkelerde maalesef böyle bir durum söz konusu olmamış. Ama sinema belki biraz daha bağımsız hareket edebiliyor. Ben yani, politikanın biraz daha dışında hareket edebiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Bizdeki eğitim filmleri genelde öğretmen merkezli. O son dönemdeki filmleri yok sayarsak, Çılgın Dersler falan, onlara bir geçelim. O da orada da hep böyle fedakar öğretmen ve fedakar öğretmene karşı da direnen bir toplum vardır yani. İlla bir hoca vardır, bir şey vardır. Çalıkuşu. Yani başka filmlerde de vardır bu. Yani Öğretmen Kemal'de de aynı format vardır. Kemalist ideolojiye karşı ya da Atatürkçü düşünceye karşı direnen bir hoca tayfası vardır. Halbuki Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadele destekleyen dünya kadar da hoca vardır, Şeyhülislam vardır. Ama hep bu tarzda öğretmenler, fedakar öğretmen, işte direnen birkaç grup, bunun dışında vereceği bir şey de yoktur yani. Bizde pek öyle sinematik açısından da bu filmde sorundur yani. Sinematik Hocam mesela Ölü Ozanlar Derneği'ni falan izlemişsinizdir hepiniz. Mesela Ölü Ozanlar Derneği'nde de hani sistemin karşısında bir öğretmen şeyi var, aktörü var. Ama öğretmen orada kendi çözümünü üretiyor. Yani okulda çatışma içerisinde girdiğinde yani çocukları yine eğitimden vazgeçirmiyor. Eğitimin bir parçası haline getiriyor ve onların o idealizmlerini sürdürmelerine katkı sunuyor. Hani biraz önce hocamın söylediği gibi hani bir önerme geliştirmesi gerekiyor. Türk sinemasında bu önerme maalesef geliştirilemiyor. Çünkü işte sansür mekanizmaları çok güçlü. Devletin o alandaki cezai müeyyideleri çok güçlü. Bir tarafıyla sinemanın da özgür bir söylem geliştirebilmesi maalesef mümkün olmuyor. Yani bu sanatın biraz şeyi bırakılması gerekiyor ki ifade özgürlüğü bağlamında bir şeyler söyleyebilsin, bir yorum yapabilsin. Şimdi sinemanın gözünden bu şekilde bakamadığınız zaman, şimdi yani gözünden zaten eleştirel bir tutum sergilemediğinizde hiçbir şekilde karşılaştırma yapamıyorsunuz. Serhat Hocam, burada Uğur Hocam'a küçük bir katkı vermek istiyorum. Şimdi bakın, şu anda kitaplar yasaklanmamıştır. 1980 önce bir kitap bulundurduğu zaman evinizde, hatta bu 80 ihtilal sırasında ev aramalarında Marx'ın kitabı varsa evinizde ya da Marx'ın kitabına benzer kitaplar varsa, Engels'in falan, suç delili olarak sizi mahkemeye sokuyorlardı. Hatta uzun süre tutuklu kalabiliyordunuz. Yani kendinizi aklayana kadar. Uzatmayalım. Şu anda kitap falan çoğu kez yasak değildir. Kitabı yasaklamaya gerek yok ki. Zaten kitabın yerine alan bir sürü şey var. Şu anda insanlar kitap okumuyorlar. Şu an aslında şeklen sinemanın önünde bir engel yoktur yasal olarak. Yani sansür kurulları da şeklen ortadan kalkmıştır. Yani şu anda sansür kurulu falan yok. Eskiki adı yani film denetleme kurulu denen kurullar vardı. Bu kurullar yok şu anda.
Peki ama şimdi ön sansür lazım. İnsanlar otosansür. İnsanlar böyle film yapmaz. Neyi yapmaz? Orada az önceki Uğur hocam dediği gibi adam müderris idari görev alıp günde 500 lira kazanmak varken niye ayda 500 lira kazansa ki? Popüler film yapar, ucuz yapar. En yani ucuz, maliyet ucuz. Çok kişi izler. Yani şeye gerek yok. Yani şu anda böyle filmler yapmayı yasaklamaya da gerek yok. Niye kendini yasakçı ilan ettiresin ki? Zaten böyle bir atmosfer oluşturmuşsun. Onun için ver gaz yansın, çevir yanmasın. Yani bu iş böyle devam ediyor. Yani onun için yasak sözcüğü şu anda pek doğru değil ama oluşturan atmosfer zaten böyle. Zaten insanlar da o tip şeyler yapıyorlar. Bu anlamda ben tekrar söylüyorum. Emile Zola'nın bir görüşü var. Emile Zola biliyorsunuz ki Fransız İhtilali sırasında etkili düşünürlerden bir tanesi. Aynı zamanda Jean-Jacques Rousseau'lar, Voltaire'ler ama Emile Zola biraz daha dışında kalmış Voltaire'lerin, Jean-Jacques Rousseau'ların. Çünkü Voltaire'ler falan biraz daha hani özgürlükçü, milliyetçi falan Fransız İhtilali'ni tetikleyen insanlar. Ama Emile Zola sonra görmüş ki bu Fransız İhtilali şeye dönüşünce, diktatörlüğe dönüşünce yani cumhuriyet bekleyen, özgürlük bekleyen kitleler bir anda dikta ile karşılaşmışlar. Demiş ki ya ve ona göre de eğitim şekillenmeye başlamış. Yani dikta rejimi o dönemde yapılmış, o dönemi anlatan eğitim filmleri var. Fransa'da yapılmış eğitim filmleri. Çocuklar yatılı okullarda nasıl işkenceye tabi tutuluyor, nasıl böyle robot haline getirildiğini gösteren filmler var. Adlarını unuttum şu anda. Bu filmlerin siz de mutlaka biliyorsunuzdur. Yani Fransız İhtilali sonrasında okullarda çocuklar nasıl robotlaştırılmış? Yani Hocam, bu Jean Vigo diye bir yönetmen var, 1920'li yıllarda yaşayan. Bu Hal Gidişat Sıfır diye bir filmi var onun. O filmde Fransız eğitim sistemini yerden yere vuruyor. Yani o kuralcılık, aşırı disiplin, insanların böyle robot gibi yetiştirilmesi meselesini zaten 1920'lerde Fransız yönetmenleri şeye çıkarmış zaten, pazara çıkarmış yani. Hani sinema çok güçlü bir şekilde bu konulara eğiliyor zaten. Ama o işte o artık yavaş yavaş o ülkede özgürlüğün yaygınlaşması, Fransız İhtilali sonrasındaki mesele. Dolayısıyla şöyle anlatalım. Emile Zola bundan dolayı ne diyor? Diyor çocukları da okula göndereceğinizde doğayı bırakın diyor. Doğa kendine zaten onları öğretir diyor yani. Daha özgür olur çocuklar hiç olmazsa. Yani Emile Zola naturalist denmesinin sebeplerinden bir tanesi bu. Bizimkiler Emile Zola'yı nasıl anlıyor? Ay doğa önemlidir, deney önemlidir. Hayır, adam eğitim felsefesini ortaya koyuyor. Diyor ki böyle bir sistemi ben reddediyorum. Okula gideceğin çocuk hiç gitmesin daha iyi diyor. Şu anlamda bugün ise bizim eğitim sistemimiz gerçekten de kişileri, çocukları olgunlaşmasına dürüst olmayı, ahlaklı olmayı, erdemli olmayı, araştırmayı, bağımsız aklı öğretiyor mu? Yoksa bir meslek sahibi olmaya dönük sadece güdüm mü veriyor? Diploma fetişizmi diyorlar hocam. Yani bunu ciddi ciddi sorgulamamız lazım. Diplomayı alınca her şeyin böyle sihirli bir şekilde değişeceğini, yeni bir dünya kurulacağını düşünüyorlar kendi hayatlarında. Ama o kültürlenme, o bilinçlenme, o kişisel planda aydınlanma ve eleştirel bakış açısını kazanamadıkları müddetçe zaten hayatlarında hiçbir şey değişmeyecek ve bu değişim de bir sürdürülebilir bir değişim olmayacak. Şimdi senin biraz önce söylediğine paralel bir şey. Aslında eğitim Bakın. kurumları bizi sınırlandırıyor mu, bizi geliştiriyor mu? Şimdi bu Netflix'te yakın dönemde bir belgesel yayınlandı. Bu Bethany Hawkes'ın Modern Dünyanın Aydınları diye, Modern Dünyanın Düşünürleri diye. Orada Nietzsche'nin hayat hikayesini anlatıyor. Onu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Nietzsche biliyorsunuz üniversitede profesör, ders veriyor ve işte böyle bir takım baskılara maruz kalıyor. Eleştirel bir bakış açısı geliştirdiği noktada. Ondan sonra bir süre sonra hareket edemez hale geliyor. Yani iyice sınırlandırılıyor. Ve orada radikal bir karar alıyor ve üniversiteyi bırakmaya karar veriyor. Yani eğitimin kendisini sınırlandırdığını ve robotlaştırdığını düşünüyor. Ve ondan sonra bir dağ köyüne, İsviçre'de bir dağ köyüne çekiliyor ve böyle bu Zerdüşt kitabını orada yazıyor. Ve anılarını şunu söylüyor. Eğer ben üniversitede kalsaydım diyor, yani o eğitim mekanizması içerisinde böyle bir kitabı yazamazdım diyor. Yani dünya tarihine mal olacak, dünya felsefe tarihine, dünya edebiyat tarihine mal olacak bir eserin olabilmesi. Yine hocam doğa koşullarında oluyor. Çünkü doğayı gözlemliyor. Yani insan tabiatını anlamaya çalışıyor. Doğadaki seleksiyonu, sirkülasyonu anlamaya çalışıyor. Oradaki varoluş mekanizması üzerine düşünmeye başlıyor. Ve böyle bir kitap ancak o doğa koşullarında varlığını sorgulayan bir insanın kalemiyle insanların önüne Ya çıkıyor. size çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok basit. Bakın gayet basit bir şey.
Kur'an-ı Kerim inan, inan, inan demez. Ya da inandırmak için işte ey inananlar, inanmayanlar üzerine kırç sallayın demez. Gökyüzüne bakmazlar mı? Yer nasıl yayılmış bakmazlar mı? Arz, dağlar nasıl dikilmiş bakmazlar mı? Ya çocuğu biz gözlem gücünü öldürüyoruz her şeyden önce ya. Ya küçücük beton bahçelerde, küçücük böyle butik okullarda yani çocuk ne öğrenecek ki? Öğrenir. Tabii ki şeklen başarılı. Kimse de bunun farkında değil. Üniversitede başarılı oluyorsa, bir ciddi bir fakülteye gidiyorsa başarılıdır. Bitti. Yani anlatabiliyor muyum? Hocam, Ken Loach diye bir İngiliz yönetmen var. 1960'da Kerkenez diye bir film yaptı. Kerkenez'de eğitim sistemi orada da çürümüş durumda. 1960'ların endüstriyel İngiltere'sinde. Yani çocuklar işçi sınıfının bir parçası olmak için yetiştiriyorlar. Yani bilinçlensin, aydınlansın, sınıf atlasın, aklını işletsin. Yani büyük eserler verecek insan haline gelecek ve özgüven kazansın şeklinde bir anlayış yok. Dolayısıyla insanı sömüren, baskılayan totaliter ve otoriter bir eğitim sistemi var İngiltere'de 1960'lı yıllarda. Ken Loach bu filminde bu sistemi eleştiriyor. O sistemin dışına çıkardığı, kurguyla dışına çıkardığı bir çocuk Kerkenez diye bir kuşun yardımıyla doğayı öğreniyor. Yani doğadaki o iletişimi öğreniyor, doğadaki o harikayı ve mucizeyi öğreniyor ve yaşama sevinci buluyor kendinde. Yani yaşama, üretme, kendini keşfetme süreci buluyor ve o kuş öğretmenlerin ve okulun yapamadığını çocuğun üzerinde yapıyor. Onu eğitiyor. Yani onu daha böyle toleranslı bir insan haline getiriyor, daha idealist bir insan haline getiriyor, daha sorgulayıcı bir insan haline getiriyor. Kendi kendine öğrenme motivasyonu kazandıran bir argümana dönüştürüyor onu. Bir aktöre dönüştürüyor. Genel olarak hani sinemaya baktığımız zaman hani eğitim mekanizmasını aslında çok daha özgür bir bakış açısıyla değerlendirdiğini söylemek mümkün. Bir film tavsiyem daha var hocam. Daha önce bahsetmiştim. İki Dil Bir Bavul. Biraz önce şey dedik ya hocam, Türk eğitim tarihinde özellikle sinema tarihine baktığımızda eğitim meselesi nasıl gündeme gelmiş? Hep idealist öğretmenler üzerinden anlatılıyor diye. İki Dil Bir Bavul çok zorlu doğa koşullarında, Güneydoğu Anadolu bölgesinde öğretmenlik yapmak zorunda kalan çok yakın bir tarih bu. 2008'de çekilen bir film. Denizli'li bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. Ama burada kamera o öğretmenin ne kadar büyük mücadele verdiğini gözler önüne sermiyor. Ne yapıyor? Çok böyle idealist aslında, yani öğretmenlik mesleğini idealize etmiş biri. Ama o gidip gördüğü bölgede yaşayan insanların ne kadar zorlu hayat koşullarında yaşadıklarını, ekonomik olarak, üretim koşulları olarak, kentleşme olarak, bilinç olarak ne kadar orta çağ dünyasında yaşayan bir insan topluluğu olarak var olduklarını görüyor. Ondan sonra kendi idealistliğini bir kenara bırakıyor, o sosyolojiyi anlamaya çalışıyor. Yani siz hani diyorsunuz ya, bu çocuk önce biz Türkçe öğreteceğiz, ondan sonra düşünmeyi öğreteceğiz, ondan sonra bilim öğreteceğiz. Yani bu çocuklar çok farklı boyutlarda yaşıyorlar. Yani yani idealist öğretmenden ziyade bu sosyolojiyi anlamamız gerekiyor diyen bir film mesela. Bu noktada sinemanın çok özgün çıkışları var eğitim meselesini anlamak noktasında son dönemlerde. Ben bu Emile Zola'nın doğaya bırakın daha iyi edersiniz sözünden yola çıkarak işte dostlardaki her ne kadar kurumsallaşmasa da halkın kendi kendine eğitimini, kendi kendine işte yetiştirmesini çok değerli buluyorum. İşte o bölgede çıkan Karacaoğlan'dan tutun Dadaloğlu'na çok önemli kişilerdir bunlar. Mesela Karacaoğlan doğayı, aşkı, sevgiyi o kadar iyi anlatır ki bizimkiler yani bizim insanımız çoğu kez muhafazakar kesip Karacaoğlan'a böyle diye bakar. Halbuki o karşılıksız Yunus Emre gibi karşılıksız bir insanı sevmekten bahseder. Mesela şöyle anlatayım. İşte Adem odur ki koya her yere eser, eser olmayan yerinde yerler eser sözü var ya, hani buradaki eser sadece şey değildir yani nedir böyle camidir şudur budur değil. O eser ne olması gerektiğini Hazreti Peygamber bahsediyor zaten. Diyor ki insan öldükten sonra üç şeyden dolayı amel defteri kapanmaz. Birincisi işte sadaka-i cari, işte okul yaptırmak, hastane yaptırmak, bir de hayırlı evlat diyor, bir de geriye bir ilim bırakmak diyor. Dolayısıyla hayırlı evlat yani nedir bu? Bir gönüle dokunan, iyi insan olan, İşte bir yaraya parmak basan, bütün kadir dolayısıyla bir insan ne yapar? Geride hayırlı evlat olabilmesi için yaşadığı ortamda iz bırakır. Yani silik iz söz konusu değildir yani bu da. Yani kötü izi bırak, silik iz bile söz konusu değildir. Mesela bu anlamda eğer çabalarsan Yunus Peygamber gibi o bölgeyi de terk edebilirsin. Ama terk ettiğin noktada bile lanet olsun bu adam, bu bomboş adam da
değil. Ya Kadir kıymet bilmezlerin ortamında çekip gittiğin zaman bile ne diyor? İşte ela gözüm, ben bu elden gidersem zülfü perişanım, kal melil melil. Yani üzgün üzgün kal. Kenem et çıkarma aklımdan beni. Ağla gözyaşım sil melil melil diyor. Yani bu kadar güzel anlatabilir mi ya? İşte biraz rahat bırakın insanları ya. Eğitimde biraz rahat bıraktığınız zaman dolayısıyla şu anda biz mesela test cenderesinin içerisinde boğulmuş kalmışız yani. Bunun şeyi yok, başka şeyi yok. Hocam bizi şık olarak gören öğrenciler var artık etrafta. Şık olarak. Hocam diyor nereden soru gelir? Yani buradan yani şimdi sinemada okursa zaten buradan bir şey çıkmayacak yani. Hani felsefede okursa olaya böyle baktığım müddetçe hani çoktan seçmeli sınav mantalitesi ödev işte soru cevap sınav odaklı hani bir bakış açısı öğrenciyi de şeyi getiriyor. Yani o serbest çağrışım tekniğinin çok dışında bir yere ezberci çok kalıplara sıkışmış şekilde hareket eden bir nesneye dönüştürüyor insanı. Yani. İnsanın bu süreç içerisinde aktif bir özne olup olaya farklı bir yorum getirip özgün, orijinal bir değerlendirme de bulmasında zor maalesef ortadan kaldı. Evet, burada birkaç şey ekleyebilir miyim şeyde? Evet hocam. Şimdi tarihte iktidarlar, bazı iktidarlar döneminde bilimsel gelişmenin, eğitimin çok daha iyi noktalara geldiğini görüyoruz. Yani yine onlarda da sistem, rejim tipi değişmiyor ama eğitim daha iyi bir noktaya geliyor. Neden dolayı geliyor? Çünkü bu kişiye bağlı biraz. O gücü saltanat makamında oturan kişiye bağlı. Şöyle düşünüyor, şunu keşfediyor. Diyor ki, yani eğitim ve bilgiyi ben çok fazla kontrol altında tutarsam ülkenin gelişmesini tıkarım. Dolayısıyla kendi saltanatımın ve gücümün ve ülkemin gelişimi içinde bu alanları ben birazcık daha özgür bırakmalıyım. Yani en azından medresede bırakayım bunları. Yani medrese sınırları içerisinde özgür bırakayım. Mesela örnek verelim. Timur Batı'da Rönesans olarak adlandırılır. Timur Rönesansı diyebilir. Mesela biz tabi siyasi olarak Timur'u şey olarak biliriz. İşte hep kafa kesen, kelleleri üst üste koyan, kellelerden böyle yığınlar, piramit yapan bir adam olarak biliriz ki ha yani bu gaddarlık yönü var. Ancak Timur ulemaya, bilginlere müthiş derecede kendi alanları içerisinde bir özgürlük alanı bırakıyor. Yani o kadar otoriter bir adam, o kadar despotik bir adam, gaddarane işleri var, siyaseti var. Ancak medresede ilim sahipleriyle mesela İbni Haldun'la falan çok önemli görüşmeleri var Timur'un. Fevkalade özgürlükçü bir adam. Yani ama o alanın içerisinde. Yani en azından diyor ki ben bu alanda bunları bu kadar özgür bırakayım. Benim saltanatımın gelişimi için bunlar bilgi üretirler. Yani bir arı kovanı gibi bakıyor. Yani diyor ki bu kovanı diyor eğer ben kovana müdahale edersem çok fazla bal alamam. Arılar şu alanda dursun işte diyor. Tamam mı? O alanda bal üretsin. Balından da istifade edeyim. Şimdi bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde burjuvazi görmüştü. Dedi ki yani ben bunları finanse edeyim. Ve dünyada bilim insanları pek az müstesna tarih boyunca hep gücün, paranın, iktidarın kontrolündedir. Yani çok namuslu bilim adamı da az rastlanır. Mutlaka var ama bu böyledir. Ve nerede kendisine değer ve kıymet verildiğini görürse hiç arkasına bakmadan oraya doğru uçar gider. Şimdi tabii bunu keşfeden mesela Amerikan burjuvazisi ne yaptı? İşte Rockefeller'ından tutun da değil mi? Efendim J.P. Morgan'dan
Değil mi? Özellikle JP mesela Morgan kiminle çalışıyordu? İşte mesela işte General Electric'in şeyi. Mesela Edison değil mi? General Electric'in sahibi Edison'la çalışıyordu. Efendim karşı tarafta Nikola Tesla vardı. Değil mi? Edison Nikola Tesla'nın şeylerini falan çalıyordu yani. Ve tamamen sermayenin güdümündeydi. Çok da şey birisi de değildi. Yani bu işler böyle. Yani en azından bilgin insanları en azından kendi alanlarında serbest bırakmaları gerektiğini devletler modern dönemlerde anladılar. Bunu daha iyi anlayanlar ne bileyim işte Silikon Vadisi gibi alanlar veriyorlar ama gerçi Silikon Vadisi'nde çok gaddar acımasız bir rekabet de var yani korkunç. Mesela Silikon Vadisi'nde bir sürü dünyanın farklı noktalarından bilim insanları, mucitler vesaire oraya geliyorlar. Dünyadaki üretilen şu kadar patentin çok önemli bir miktarı Silikon Vadisi'nden çıkıyor. Değil mi? İşte Elon Musk'lar, şunlar bunlar hep onlar orada çalışıyor. Niye oradaki kişilerin, mucitlerin uğraşan rekabetçi, farklı, yaratıcı düşünürdeki mühendislerin kaldıkları evler hepsi niye tek katlı? Hepsi tek katlı ve Hayat. yüksekliği de Doğru. Evet. ve yük, Yani Facebook'un sahibi de öyle. Çok basit bir evde yüksekliği de yaşıyor kaç sadece. metreyi bilmiyorum. Yani bir insan çatısından düşse ölmez yani. En fazla ayağı falan kırılır. Niye? Varaka'dan hallice diyelim hocam. He? Varaka'dan hallice. Şey de öyle. Steve Neden ne? Jobs'un evi de öyleydi. Şu anda şeyi de evi öyle. Çok sade yani. Hani Ha, yani böyle ama malikanede falan yaşamıyorlardı insanlar. ama bunun bir sebebi var yani. Çünkü adamlar bilgi temelli yaşıyorlar. Yani orada temel esprisi şey, yani kariyer odaklı yaşamıyor ki. Yok yok. Bilgi üretiyor. Siz o adamı O da şundan alın. dolayı. Dünyadaki büyük kapital şirket o kadar acımasız bir şekilde adamların üzerlerine yükleniyorlar ki. Yani zaten oraya geldikleri zaman zenginlik hayalleriyle gelip de hiçbir şey icat edemeyip yeni bir şey ortaya koyamayıp bunalıma giren bir sürü beyin de var. Ve bazıları kendini intihar etmeyi düşünüyor. Yani çatıya çıkıp da kendisini atıp ölmesin diye tek katlı yaptıklarını yani tabii bilim Burada da insanları ironi var bu hocam. Evet. yani bilim insanları bu noktada yani aslında çok da özgür olmadıklarını, dünyadaki belli bir güç odaklarını istedikleri doğrultuda sosyoloji, bilimsel gelişme, teknoloji vesaire ürettiklerini bilmeleri gerekiyor. Yani toplum ve demokrasi denilen yani şey de aslında yani bu noktada da tartışılır. Ama şimdi Osmanlı Devleti'ndeki şeyi Cumhuriyet'e geçerken hep biraz negatif şeylerinden bahsettik. Çöküşün sebepleri üzerinde biraz eğitimin merkezi sebeplerinde durmaya çalıştık ama çok önemli bir artısı vardı. Osmanlı'nın çöküşünde bile. Osmanlı aile yapısıydı. Yani çocuk eğitimini okuldan ziyade en önemli şeyini ailede alıyordu. Bakın aile. Aile çok önemli. Hatta o dönemin Fransız tarihçisi Aubigine. Aubigine. İstanbul'a geldiğinde 1850'li 60-70'li yıllarda bir süre durdu. Diyor ki ben Osmanlı aile yapısına hayranım. Yani bir çocuk diyor babasının yanında oturur. Babası ona hayatla ilgili her türlü terbiyeyi verir. Hocam üç Efendime kuşak bir arada yaşıyor. Tabii yani mesela bir baba oğlunu elinden tutup gezdirir, adımlarını çocuğun adımlarına göre ayarlar diyor. Evladının yorulduğunu görürse omuzuna alır ya da bir aralık dinlendiği kahvedeyse yanına oturur, onu derin bir şefkatle onunla konuşur, bütün hareketlerini dikkatle takip eder. Çocuğun yanında bulunan gençler ve ihtiyarlar efendim eğer sigara içiyorlarsa sigaralarını içmezler. Çocuğa gülümserler. Yani çocuk
Çocuğun doğru yolda gitmesi için onu temenni ederler, teşvik cümleleri söylerler. Yani anlatabiliyor muyum? Bir okul toplum anlayışı var. Yani şimdi medrese siyasetin etkisiyle çökmüş durumda. Yani Mustafa Kemal medreseleri kapatmadı kardeşim. Yani bunu açıkça da söyleyeyim. Medreseler zaten kendini kapatmıştı. Yani bunu açık açık ifade etmek lazım. Ama Batı modernleşmesinin eğitimde en büyük sıkıntılarının bir tanesi şuydu. Biz Batı'daki bir kurumu alalım, tabelaya getirelim, monte edelim. Al işte biz de onların üretkenliğini, yaratıcı düşüncesini getir. Efendim, tabelayı getirdiğinizde kafa yapısı tabelayla gelmiyor. Yani koca koca modern kurumların içerisinde efendim siz hala 100 yıl öncesinin kafasını taşıyabiliyorsunuz. Yani şimdi ya bu konu, bu eğitim konusu çok uzun bir konu. Osmanlı Cumhuriyet'le beraber tabii Cumhuriyet'le beraber bazı önemli şeylerde değişiklikler oldu. Yani mantalitede değişiklik oldu. Daha üretim bazlı bir şeye geçti hocam. Yani daha Daha uygulama bazlı bir yapıya geçti. yani Batı tipi kaynaklardaki tercümeler çok önemli bir şekilde tercüme hareketleri yapıldı. Ya özellikle Hasan Ali Yücel'in mesela tercüme odası vardı bir. Özellikle köy enstitülerinin icrasında ve teşekkülü çok önemliydi Cumhuriyet dönemi için. İşte Hasan Ali Yücel'in çok önemli çeviri kitapları yaptırdı mesela biliyorsunuz Batı'dan. Çok önemli tercüme kitaplar yaptırdı. Daha sistematik hocam diyelim. Çünkü Osmanlılar'da işte müferit kişiler yapıyordu. Yani işte biraz yabancı dil bilenler, biraz hani Tabii. Batı'ya ilgili olanlar yapıyordu. Yani Cumhuriyet döneminde bu kurumsallaştırılmaya çalışıldı. Temel Kurumsallaştı. şeyi o. Yalnız işte en büyük sıkıntı şu. Biz kendimize ait bir modernleşme tipi yaratamadık. Yani ya birileri muhafazakarlık adına eskiyi, eskinin tüm yanlışlarını koruma yoluna gittiler. Diğer kesimde tamamen alıp getirip koyduk oldu. Ya olmuyor yani. İşte senin kendi toplumunun kendisine özgü yapısı var, aile yapısı var, şu var. Yani sen kendine uygun bir, mantalitene uygun bir modernleşme tipi yaratamazsan kendine uygun bir kalkınma modeli ve gelişim modeli bu anlamda yaratamazsın. Yani bazı şeyler oturmuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela günümüzdeki şu anda toplumda yani müthiş bir şey var. İşte dolandırıcılık vesaire vakalarında birçok şeyde patlamalar yaşanıyor. İşte aile yapısında çok ciddi çözülmeler var. Değil mi Türk toplumunda? Efendime söyleyeyim. Yani okul sadece işte bilgi vermeye çalışıyor. Yani bir eğitim anlamında bir hocaların rol model olma gibi bir misyon ve görevleri yok. Yani herkes işte ev araba ekonomisi zinciri içerisinde hareket ediyor. Devlet de buna yönelik olarak devletin politikaları da yani rol model hocaları ayırt edici, onları teşvik edici, özendirici bu noktada çalışmalar da yapılıyor. Yani eğitimin işte film endüstrisine baktığımızda işte Menderes Hocam biraz önceki o Ababam Sınıfı türü yeni modern şeyler neydi o çekilen şey biraz önce dedim. Çıldım dershane. Ha işte çılgın diye abuks yani affedersin oradaki üreten yönetmenler hiç kimse bir şey demiyorum ama ben ya toplumun etik değerlerinin korunması yani ne aile çünkü eğitim ailede başlar. Aile çözülmüş. Yani boşanma davaları korkunç derecede artmış. Yani bu Hocam iki anlamda tane eser önerelim. O zaman izleyicilerimize ve kapanışa doğru yavaş yavaş adım atalım. İlber Ortaylı'nın Osmanlı'da Aile diye bir kitabı var. Onu izleyicilerimizin okumasını tavsiye edelim. Osmanlı'da Aile diye. Bu arada Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı eserini de burada zikredelim. Burada aile yapılmasındaki, aile yapısının ve eğitimdeki çözümlerinin iki ciddi araştırması ve örneklerini bulacaklar. Bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarında Amerika'dan bir heyet geliyor. John Dewey ve ekibi, pedagog bunlar, bir psikolog ekip. Türkiye'de bir takım incelemelerde bulunuyor. Hani Türkiye'nin neyi doğru, neyi yanlış yaptığını bir Amerika uzman heyetinin değerlendirmesi isteniyor.
John Dewey'in raporunu bulabilirler arkadaşlar. Bunlarla ilgili makaleler yazılmış işte, raporlar var. John Dewey'in raporunun özeti şu, bizim size eleştirecek bir konumuz söz konusu değil, ancak sizden bir şeyler belki öğrenebiliriz diye. Son şeyi budur yani, sonuç kısmını özellikle okursanız bu cümleler dikkat çekici. O Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurgulanan modeli bugün Finlandiya sürdürüyor. Yani Finlandiya gibi İskandinav ülkelerde uygulamalı eğitim, yani teoriyle pratiğin birleştirilmesi eğitimi bugün halen İskandinav ülkelerinde aktif olarak sürdürülüyor. Bugün onların gelmiş olduğu noktayı dikkate alırsak çok daha farklı bir konumdalar, yerdeler. Gerçi Cumhuriyet döneminde çok... yani Mustafa Kemal'in de tavsiye ettiği şey, o kitabın adı neydi? Finlandiya Eğitim, Norveç Eğitim Modeliydi değil mi? Mesela biz de o dönemlerde özellikle kuzey ülkelerini bu anlamda eğitim modelinde Cumhuriyet'in de Mustafa Kemal yani o da örnek almak istediği önemli model. Ama şimdi şöyle bir şey var hocam. Şimdi o dönem yurt dışına öğrenci gönderilmiş. Şimdi Osmanlı döneminde de yurt dışına çok öğrenci gönderiliyor ama bu evet. Cumhuriyet döneminde biraz daha sistematik hale getirildi. Yani mesela ne diyor? Tarih öğrenmesi için gönderilmiş. Dil edebiyat alanında çalışması için gönderilmiş. İktisat için gönderilmiş. Mesela Necip Fazıl da o dönem için gönderilen öğrenciler arasında yer alıyor. Felsefe okumak için gönderilmiş. Nurettin Topçu felsefe okuması için, tarih okuması için gönderilmiş. Yani daha sistematik. İşte eski bir çağ Sümeroloji dediğimiz, değil mi? Hititoloji, bu bölümlerde de bir takım araştırmaların yapılması için öğrenciler gönderilmiş. Şimdi tabii ki Osmanlı'da da öğrenciler gönderildi ama burada biraz daha kapsam genişletiliyor. Özellikle sosyal bilimler alanında, felsefe, iktisat alanında öğrencilerin gönderildiğini görüyoruz. Böyle bir farklılık söz konusu. Yani kurumsallaşma derken bunu kastediyorum yani, aslında. Yani işte en büyük sıkıntı bence burada yatıyor. Yani bir mesela bir Rus modernleşmesine baktığımızda batıya gönderilen, çalıştırılan alanlar teknik alanlar. Bizde ise hep sosyal bilim. Ya sizin iktisat dediğiniz şey de bir sosyal bilimdir. Yani içinde iki tane formül olduğuna bakmayın. Siz ortaya koyduğunuz teoriyle hangi dünyadaki güce hizmet edeceğinizle alakalıdır iktisat. Sosyoloji, evet. Yani siz işte Durkheim sosyolojisi, kendinize ait bir sosyoloji yaratmamış bunlar. Hilmi Ziya Ülken işte mesela. Yani işte kendinize ait var, o bu anlamda gönderilen bir sosyoloji yaratmıyoruz. Yani batıya gönderilen şeyler teknik anlamda teknik insanlar değil ya. Yani kaç tane teknik insan gönderilmiş ve hala da öyle. Yani mesela Rus çarı bizzat kendisi işçi gömleğe gidiyor. Hollanda fabrikalarında, Almanya'da işçi olarak çalışıyor. Ama şeyi ayırıyor. Yani diyor ki siyasi rejimle şey ayrıdır. Bilimsel gelişme ayrıdır. Ve teknik anlamda ne kadar gelişim varsa Batı'yı bu anlamda da takip ediyor. Yani bu anlamda takip ediyor. Ve kendisine ait bir modernleşme yaratıyor. Yani çarlık sistemiyle çatışmayan bir modernleşme tipi yaratıyor. Rus tipi, otokratik tipi bir modernleşme tipi yaratabiliyor. Yani illa mesela sizin modernleşme yaratabilmeniz için illa Batı tipi bir sosyolojiye hakim olmanız gerekmiyor. Bizde şöyle bir anlayış var. Benim gelişebilmem için ilk önce Batı tipi bir sosyolojiye hakim olmam lazım. Hayır, değil. Sadece bilimsel mantığını değiştir. Kendine ait bir modernleşme tipi de yaratabilirsin. Bunu, eğer öyle olmamış olsaydı bugün Rusya yaratamazdı. Efendime söyleyeyim, Çin yaratamazdı. Çin komünist. Yani illa demokrasi de olması gerek. Yani bence yani Batı tipi keşke bir modernleşme yani şey yapabilsen. Yani demokrasiyi tabii ki çok önemli, fevkalade önemli görüyorum. Çünkü toplumun stabil olması için despotik idarelerden halklar çok çekti. Ancak sadece siyasete odaklanmak yanlış. Gelişmenin koşulu demokrasi değildir. Bilimsel zihniyetinizin değişmesidir. Evet, teşekkür ediyorum.
Son sözü Nevres Hocam'dan bırakalım. Kapanışı yapsın. Aslında evet, teknik açıdan Batı'yı takip etmemiz gerekiyor. Aslında insanoğlunun erdemiyle ilgili pek çok şey bizim kaynağımızda mevcut. Evet. Demin dediğim gibi halkı aslında bu konuda bozucu etkilerden uzak tutarsak aslında halkın sağduyusuna da güvenmek lazım. Karacaoğlan aslında ne diyordu? Bu sözle bitirelim. Karacaoğlan der ki ölüp ölünce ben de güzel sevdim halimce varıp gurbet ile vasıl olunca dostlardan al haberim melil melil diyor. Yani aslında burada ölüm var. Geride nasıl yaşam sürdüğünüzle ilgili bir ilgi sorunumuz var. Bu anlamda da aslında biz bu yerden gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua, kalanlara selam olsun diyen Yunus Emre'nin de felsefesi Karacaoğlu'nun felsefesiyle bütünleşiyor. Dolayısıyla bizim eğitimde öncelikle meslek edindirme değil, insan olma onurunu öğretmemiz gerekiyor. Bu anlamda da tabii ki yine eğitimde teknik konuları mutlaka uygulamalı olarak öğretmemiz gerekiyor ve aynı zamanda aslında bu hani Türk destanlarında işte Türkleri Oğuz Kağan'ı Asena emzirmiş böyle bir mesele var ya, aslında burada tabii ki bu mitoloji, ben bunu şöyle anlıyorum, çocuklarınızı doğaya bakın, bırakın, doğayı gözlesinler, doğaya çıkartın, çocuklarınızı fazla sınırlandırmayın, özgürlük alanını genişletin şeklinde düşünmek lazım bu Asena meselesini de. Dolayısıyla bu anlamda da sloganik milliyetçilik de burada doğru değildir. Millet sevmek güzel bir şeydir ama bunu sloganları hapsederseniz işte Asena'nın özgürlüğünü orada şey yapmış olursunuz, engellemiş olursunuz. Bu anlamda Uğur Tatlısunak Hocam'dan, Adnan Menderes Üniversitesi Tarih Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Uğur Hocam'dan çok istifade ettiğimizi, yararlandığımızı ifade etmek isterim. Kendilerine kalbi teşekkürlerimizi arz ediyoruz, müteşekkiriz. Serhat Yetimova hocamız bugün çok ilginç film önerilerinde bulundu. Ve tabii ki çoğu da işte eğitim temelli filmlerdi bunlar. Ben Deniz'de, Menderes Ak'ta kendimizce bir şeyler söylemeye çalıştık acizane. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz her birinize. Görüşmek üzere. Hocam İletişim Fakültesi'ne, tarih bölümüne böyle bir fırsat verdiği için biz teşekkür ediyoruz. Şahsım ve bölümümüz adına sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Sağ olun hocam.